Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bakın bahçede kimler var? Belki ilk anında fark edemeyenler olur. Ama fark eden takipçilerimiz de olmuştur. Bahçeyi tavuklar işgal etmişler. Bugün tavukları annem salmıştı dışarıya. Kapıyı da kapatmamış sanırım. Kapatmıştır da bağlamamıştır. Odun rüzgardan açılmış demek ki tavuklar da buraya geçmiş. Şimdi annem bunları tesadüfen gördü pencereden bakarken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tavuk çıkmış. İyi fazla en azından. Çıkmamış. Hepsi de çıkabilirdi. Ben inmedim artık. Annem indi ve onları şimdi yerlerine sürecek. Yine havada rüzgarlı. Soğuk bir hava var. Anne çıkıyorlar. Keşke ben de gelseydim yardıma. Tüh. Onlar da sanki bu anı bekliyorlarmış gibi hepsi çıktılar. Nasıl anlamadım? Anne soğukta boşuna bekleme ya. İyi kendin bilirsin. Bugün yemeğe babaannemden davetliyiz. O yüzden yemek kaygımız yok. Niye de kıyamadı? Haşhaş çok nasıl olsa. Bu arada babam Afyon'dan küspe getirmişti ya, bugün tekrardan getirdi. Komşularımız aldı. Bir de kalan küspeleri de biz aldık. Sanırım bize 7 tane tonga indi. Ama kalsaydı 10 tane falan alacaklardı. Başkaları aldığı için bize az kaldı. Öyle yani, bunu size söylemek istedim. Normalde şuralar boşalmıştı. Yenileri yerine gelmiş oldu. Bugün babam evde, bu yüzden benlik fazla bir iş yok. Yat, yat bakayım be. Yat, yat. Hani ondan sonra diyorsun ki kardelen kıskanıyor. Yat oğlum be. Ben çocukken beni niye gezdirmiyordun? Vallahi gezdiriyordum el arabayla. He, tarlalara yemek götürüyordum. Evet. El arabayla senin üzerine oturtuyordum, taşıdım. Birinde el arabayı devirdim, düdüklüm bile devrildiydi. Hadi ya. Önceden dedemgil pancar ekiyorlarmışmış. Tabii ki onun da çapası bir kaldırmada 3-5 defa çapa oluyor sanırım, değil mi anne? Aynen. Bir sezonda. Pancar şey dermiş yani, suya ihtiyacım yok, çapaya ihtiyacım var diye. Hmm. Asıl suya da ihtiyacı var da galiba, evet. O söz olarak. Ben de tarlaya yemek götürdüm. Öğlen yemeği. Kardelen küçüktü. Yeri göre mesela daha küçükken eve birini koyuyormuşumdur. İboş'ta oğlum da yanımda oluyordu. El arabayla. Bayağı bir sabah tabam yemine. Geçip bir elma alıp deriz, oraya götürüyordum. Toramonu falan yoktu o zaman. Dur. Bir de onun gazımın oluyordu. Şu an amacın ne? Bakıyoruz. Gezdireceğim, dur be. Birine de bu tarafta, Gorçay'da pancar var. Gazımına gittik. Halala var, eşimin halası. Kardelen de küçüktü. Çocuk arabasını koyduk, hadi dedik, orada içinde dura. Bisküvit kattık kardelen yesin diye. Ekmeğimiz vardı. Köpeğin biri gelmiş, bizim ekmeği almış, gitmiş. Benim bisküvi? O bisküviydi, biz yedik öğlenle beraber, hepimiz yedik. Gidelim dedim, Allah da göndermedi, gideceğin geri geleceğim, bir uzak ev diye. Ana size şöyle anlatayım, biz bir zaman bir sene önce, hemen hemen bir sene olmadı, ağaç kestiydik ya. Orası videomuzu, mıydı? Orasıydı. Hmm. Evden mesafesi oraya kadar. Evet, uzak. Allah iyilik etsin. Gel ya, bu ayağına ne oldu toparlı? Ne bileyim. Numara yapıyordur beni almasın diye. Anne hasılat kaç? Şu hasılatı sonra. Yok mu devamı? Yok. Dün 8'de. Yarın epey gelir maşallah sabahleyin. Aman öğlenle güttüm ya yeşilliklerin içinde. Evet. Yarına bekliyorum 10 tane. Buradan artık soba kovalarımız eksik olmuyor. Daha bir Nisan'a kadar da böyle olur. Bir tanesi şimdi ben indirdim. O da benim odanın kovası.
Sabah çıkardığımız kovayı da hemen bodruma koymuyoruz. Bazen içinde köz oluyor. O yüzden dışarıda bırakıyoruz. Bu arada bugün gelen tongalar da yine bir tonluk. Baba şunu niye yamuk bırakmış? Yo bu eski mi? İkiden geldi. Bırakın o boğazı dek getiremiyoruz. Maalesef ki böyle tongaların dediği oluyor. Kaç kat bu şekilde bantlamak zorunda. İlk zaten yüksek ihtimalle bittikten sonra açık olan bunu yedirmeye başlarız. Kızım. İyi miymiş? Kalsın de. Sen almışsındır onu. Ben öyle bir şey almadım. Bu arada kirlimiz evde yok. Yine sokaklarda geziyor. Bu garibim de tek başına deminden beri sürekli böyle etrafına bakıyor. Köpekleri görse gidecek. Var ya olması lazım. O komple yiyordu. Ya onu yedireceğiz ilk. Öyle olması lazım. Hangisi yırtık anne? İlk oraya gonduydu. Bir tongo gondu. İşte. Onun altı patlattı. Hmm. Geçen gün de buralarda soba temizlediğimiz için hep yerler kara kara. Hala bakıyor. Ben onu şey zannettim ben onu. Patlak dedi. Buraya gel. Bu bugün gelmiş. Baş burada mı? Senin mutfak yolundan içiyorum. Kalkman lan bunların üzerinde. Şimdi babaannemle geldim. Emim ilk önce soğan közlemeye başlamış. Ateşi yakmış. Burada babaannemin gizli bir odası var. Merdiven altı. Evet, görecek videoda. Nereye gidiyor bu var? Babam mı? Bilmiyorum. Evdeydi ya, ineklere bakıyorlardı annemle. Semih'miş. Burası ilerisi babaannem gizli bölümü. Evet. Burada salça, turşu, un, patates, soğan, su ne ararsın? Ne ararsanız var. Ayva, meyve, her şey var. Domates suyu. Açık dağınıklığına galiba. Hayır babaanne dağınık falan değil. Ebenin evi dağınık. Ebenin evi galiba ayağı topal oluyor. Kadının yaşlandı galiba. Babaannemin de bu aralar bacağı ağrıyor. Bakalım doktora gideceğiz. Ayak sıraya aldık. Ayak var bizlerden. Şey yapıyor galiba. Şeyle. Rektepe. Rektepe'ye girecek bak oradan. Evet. Arabala. İyi ben şunu koyayım. Tamam. Arabaya yumuşadı sapak olmuştu kapıda. Ne iyi ya. Ben de anlamam böyle soğanı pişip pişmediğini. Kedi git. Kovalmayacaksın ki. Ha? Sert gibi. Ne arayın şunu sana. İstersen dursun emme. Tavukları koy Cem niye macele diyor. Bir tavuk. Ya onu koyarım ben alıvarım ya. Ya da yanmasın o soğanla. Söyle koyun gerçekten. Ben getiririm ya geleceği zaman babaanne. Pilavı yapmadım ya. Yerken daha. Neler anlatıyor acaba dedim kendimce. Babacık babacık güzel diyor. Cici kuş cici kuş diyor. Boncuk. Hadi ya cici kuş da mı diyor artık? Buraya çıktı mı saatlerce inmiyor. Böyle bindiği zaman havaya kakıyor. Perdelere takılıyor. Geliyor buraya. Buradan şu oyuncakla astırıyor zencini. Buraya geliyor. Bakın korkma. Korkma oğlum. Ey. Korktu. Babacık. Sallanıyor. Giremiyor. Sonra girdim hemen kapatıyor. Çıktığına demek epeyce bir inmiyordur aşağıya. Beni katmasın diye. Acıyor susuyor. O zaman daha inmek istemiyor. Hmm. Kırık. Kırık. Babaannemin lafları. Kırık. Acıyor susuyor. Ben de çıkacağım. Ben gelmeden babaannem salatayı yapmış, şimdi pilav da demleniyor. Bunların da biraz iç sıcaklığı gitti. Kabuklarını çıkaracağım, ondan sonra sofraya koyacağım. Bu yüzden onu hemen bir tezgahta halledeyim.
Evet, Emmi mangal yaptı, bitirdi. Zaten sofrada hazırdı. Biz de içeride oturuyorduk. Annem de geldi az önce. Vallahi bazen böyle hazırı iyi oluyor gerçekten. Değil mi Halil? Evet. Emmim her hafta bizi yemeğe davet etsin. Nasıl olur? Sıkıntı yok. Onda sorun yoktur vallahi. Ne demişler? Yiğit öldür, hakkını yeme mi? Arkası yok. Arkası yok vallahi ablam. Vallahi ben de bilemedim anne. Tek mi karıştırmadım ga? Ben geçiyorum içeriye. Biz kardelen bekliyoruz yani içeride soğuk olacak diye. Kardelen mi? Babam buraya geleceğimizden bilmiyordu. Baba şunu biraz sesini kısar mısın? Kardelen buraya gelmiş. Evet, evinize kalorifer yaptırmazsanız, yer sofrası oturmayı sevmiyorsanız babam gibi, bu laf babama geliyor. Bir laf vardır. Kızım sana diyorum, gelinim sen anla diye. Babam kalorifer, evet, kalorifer yaptırmamakta çok ısrarcı. Ama yer sofrası yemek yemesini sevmiyor. Ekmekleri de babaannem değilmiş. Onlar da hazır. Al baba. Ben mangalda en çok tavuk etini severim. Kırmızı et de güzel oluyor da ne bileyim, tavuk etini daha çok seviyorum. Dün gelen takipçilerimiz dün değil mi kanka, öldü müydü? Evvelsi gün geldiler. Dediler ki etten laf çıktı dedi, kaz eti nasıl gün getir diye sordu. Evet. Ben de en güzel dedim, aslında bilmeyen bilmiyor ama dedim kaz eti hepsinden güzeldir dedim. Gerçekten öyle, çoğu insan sevmiyor ama etini. Baba ne içersin? Fanta var, bir de şey var, şalgam suyu var. Ne içerseniz ufak etmezsiniz. Evet, bizlere afiyet olsun bakalım. Var getireyim. Herkese merhaba. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz diyeyim ben sizlere. Bakın şimdi de gezmekten geliyoruz. Hatta camı kapatayım. Çok rüzgar sesi gelecek. Şöyle ki dün akşamdan sonra sabah oldu ve Uşak'a gitmiştik çarşıya. Ben arkadaşlarımla buluştum. Arabada annemdeydi. O beni çarşıdan aldı. Arkadaşım da Altıntaş köyünde oturuyor. Onu evine bıraktık. Şimdi artık annemle beraber biz de Bozkuş'a geçiyoruz. Sizlere de video burada açmak istedim. Zaten eve gidince de çekimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu köy neresi? Mesudiye. Aynen. Bu söylediğimiz köyler bizim Bozkuş'tan sonra gelen köyler. Biz tabii fazla bu taraflara gelmiyoruz. Aa, buralarda da köpek çokmuş ya. Biz aynı buradan sağa döndük, evet, değil mi? Evet, aynen. Bu tarafa gidersek Karacaesir'e, Balta'ya falan gidiyor. Bu taraf bizim Bozkuş'a gidiyor. Bizim köyümüze tabii ova olduğu için böyle manzaralar gösteremiyorum size. Köyümüz merkeze çok yakın olduğu için hem çok avantajlıyız. Yani ulaşım yönünden olsun, ne bileyim, her yönden iyi bir şey. Acil bir durumda Uşak'a 5 dakikada gitmiş oluyoruz. Ama bazen de böyle köylere geldiğim zaman kendimi köyde yaşıyormuş gibi hissetmiyorum. Bizim de hayvanlarımız var. Burada da hayvanlar var. Ama ne bileyim işte, nasıl o köy ortamını göremiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Daha köyler daha köy, evet, gibi. Ama köy gibi. Evet. Asıl köy gibi. Bizimkinde merkez, Bozkuş, Mesudiye olsun, Uşağımıza yakın zaten Aksaray'dır. Biraz da kendimi göstereyim dedim. Her zaman böyle daima yolu göstermek de bana pek cazip gelmiyor. Ama yine de size de yolu göstermek de hoşuma gidiyor benim. Farklı şeyler göstermiş gibi hissediyorum. Özellikle de böyle yolları falan çektiğimde ya da pazar yerinde, çarşıda video çektiğimde
Gurbetçi takipçilerimiz beğendiği için mutlu oluyorum. Onlar bir nebze de olsa özlemlerini belki gideriyorlar diye öyle düşünüyorum yani. Öyle işte. Hatta şimdi tekrardan diğer kamerayı açayım, sizlere köyümüzü göstereyim. Şimdi buralar Mesudiye. Şuradan bir geçelim. Ondan sonra Bozkuş'u göreceksiniz. Şuralarda gördüğünüz bütün evler Bozkuş. Başladı ya burası işte. Evet, artık bizim köye gireceğiz şimdi. Normalde köyün bir diğer girişi daha var. Orası tabii ki Uşak'tan gelirken yakın oluyor. Biz genellikle oradan giriş çıkış yapıyoruz. Bu taraftan mı girecektik? Aynen burasıydı. Burayı da unutmuşum. İşlemiyoruz ki biz. Aynen. Bu yol üzerinde de Halambil'in bahçesi var. Gelirsek de onların bahçeye geliyoruz. Yine bu tarafa fazla geçmiyoruz yani. Ha şöyle bak, biz de daha havadan doğru çekiyoruz ya, köy geniş. Bizim çoğu insan diğer küçük Paris bizim köyümüz. Biz işte bazen yeri gören beyim atana bilemiyoruz köyü. İşte sonunda bizim ev. Ya bunlar da bizi görünce hemen bir ayaklanıyorlar biz geldik diye. Baban çok hoşuma gidiyor. Bir tane telefonu unutma. Benim bir eşyam yoktu değil mi ya? Poşetim olmayınca kendim fark hissettim. Toraman! Bir şeyler var mı diye bakıyorsun ama yok. Aldık biz onları, verdik. Kemik kapıyı mi aldınız? Tamam. Ay hava da değişmiş. Gündüzden iyiydi. Sonradan yine bir esenlik çıktı. Evet, aradan biraz vakit geçti. Annem gibi ineklere bakıyorlar. Ben de sofrayı hazırlıyorum. Ben Uşak'tayken annem köftelik yoğurmuş. Allah çekemedim. Elim yanardaydı. Korkuyorum. Ben de fırını az önce sürdüm patatesle. Yağı da biraz çok gelmiş sanırım. Ama neyse, bir şey olmaz. Daha tabii ki kızarma aşaması bile geçmemiş. Ama ben de bir yere yukarı çıkmak istemiştim. Bakayım dedim. Bunun yanına da makarna pişireceğiz. Daha doğrusu pişireceğim. Yine tek elle kapatamayacağım herhalde. Ocak evimize de uzun zamandır çıkmıyordum. Yani bazen sofra bezi falan almaya çıkıyorum da. Onun dışında bu aralar burada bir video çekmedik. Sonra yemek falan yapmadık. Bugün de artık bunu sürmek için zaten yukarı çıktım. Şimdi artık annem gibi yukarıya çıktılar. Sofra da hazır, köfte de oldu. Anne, salatanı istersen biraz daha kat. Burada bırakmayalım. Çünkü abim de işten geldi. O da yemeğini dışarıda yiyecekmiş. Bu yüzden gidecek. Yani geriye ayırmamıza gerek yok. Ya ne yapma bakalım ya. Dibine yağ inmemiş gibi geldi. Ben de tepsiye yağı çok koymuşum ya. Aslında çekmiş, bir şey de kalmamış da. Şey, köftenin mi? Evet. İyi ya. Bunda dedim kardelen fırını sürüve. Bugün yemekler kardelenden oldu. O hazırladı. Biz eşimle mallara baktık. Yenice yukarı çıktım.
Az daha kızarmasını ev halkı daha çok isteyecekti ama burada patatesler yanacak. Anne ne oldu biliyor musun yukarıda? Onu söylemeyi unuttum sana. Bunu çevirmeye gitmiştim yukarıda bak. Hı. Şurayı görüyor musun? Yukarıdaki tele değdi ve bu yanda. Bir anda çok böyle alev aldı. Ucu kenarı çok kalmıştır ondan. Evet olmuştur. Hiç başıma gelmemişti şimdiye kadar. Tamam ben seni anacağım. Evet söyle. Patatesleri dedim azıcık tok doğra dedim. Burun gider dedim. Kalın olsun istemiştim. He kalın olsun. Bazen bizlerin eli ayarı olmuyor. Çok kalın doğrarsam da ne bileyim eli hoş durmaz diye düşünmüştüm. Biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra waffle yapacağız bu akşam. Annem uzun zamandır canı istiyordu. Makarna dışarıda kafede. Makarna içeride gatarız. Evet yüksek miktarda para vermek yerine evde kendimiz vallahi istediğimiz yapacağız kadar Allah yiyoruz. Allah razı olsun takipçi Ayşe ablamız bunu getirelim 2 sene oldu muydu bize? Evet oldu. O hediye ettiği de o zamandan beri bir canım istediğimizi yapıyoruz. Tabii ki sık yapmıyoruz ama şöyle diyeyim size hamurunu biz ince mi yapıyoruz bilmiyorum biraz sert gibi geliyor. Dışta değdiğimizde de öyle oluyor dediğin sen kardelen. Biraz diyorum ki ben hamurunu tok yapam yani bir kepçe atıyorsak. 1,5 kepçe olsun benimki. Hani kalın olsun. Çatala ettirdiğim anda yumuşacık olmasını istiyorum. Bakalım niyetim öyle. Bu arada hediye gelen şey waffle makinesi. Ha, annem de onu söylemeyi unuttu. İşte cümle sen derken oradan karıştı gitti. Anlamışlardır. Bazen benim de eminim ki eksik konuştuğum zamanlar oluyordur. Yemeğimizi yedik. Az önce söylemiştik ya waffle yapacağız diye. Hatta bulaşıklar şöyle kenarda duruyor. Onlar dura koysun dedik. Çünkü Nazlı'nı almayı çağırdık oturmaya, çay içmeye. O da fazla waffle yemiyor. Şimdi o içeride otururken de mutfakta waffle yapması olmayacak. O yüzden dedik ki ilk önce waffle'larımızı yapalım. Sonra ben bir ara mutfağı toplarım. Ne yapıyorsun anne? Sen dişini ben bir dedim. He, tamam. Hazır sos var. Kardeşim, çikolata ben yani. İşte çikolatalı sos. Kardelen de arkadaşlarına oturmaya gitti. Orada konu geçmiş. Demiş ki normal çikolata eritebilir de yapabilirsiniz. Ekmeğe çalınan çikolatadan diye. Bunu tabii ki waffle'ın üzerine süreceğiz. Şöyle bir çikolatamız varmış. Kardelen yemek için almış. Hiçbir zaman çareler tükenmez. Aslında hazır çikolata sosunu sıktığımız zaman güzel görünüyor. Dağınık bir görünüşü olmuyor. Ama tat olarak bence bu daha güzel olacak. Arkadaşım da bunu bana söyleyince dedim en iyisi ben akşama böyle yapalım. Senin bir de şeyde vardı bu. O dolabın içinde. Böyle misafir geldiği zaman kahvenin yanına koyuyordun ya. Küçüklerden mi? He onlar da olur yani öyle evet. Durumda. Şimdi suyumuzu alacağız. Biz malzememizi şöyle suyla. Şunu şöyle koyalım. Bak hadi. İyi fikir. Çayı da bir boşlukta ben sobanın üzerine götüreyim. Şimdi şunlara biraz daha malzemesini çırpacağız. Ama ilk önce ne yapalım? İlk önce şey yapalım değil mi? Meyvelerimizi hazırlayalım. Şu çikolatamızı şöyle kenara koyalım. Ben şeyleri getirdim annem. Muzu, kiviyi aldım geldiydim. Onlar geç. Burada hazır duruyordu zaten kenarda. Ama şu kivileri sudan bir geçirelim be. Özellikle alırken şöyle yumuşaklarından seçtim. Kivinin ki hatta brokoli alacağım zaman bayanı şey demişim kardeşim. Kivinin kilosu kaç para demişim. Ama ağzımı geri, lafımı geri toparladım. Baktım ben dedim ne alacağım dedi. Hayır. Neyini soruyorum diye. Brokoli diyeceğine karnabahar evet. Falan desen neyse. Kivinin kivini alaka. Ya kivi baktım. Pazarda pek dedim ya kivi yoktu diye. Hatta evde 3 tane vardı. Bunu ben mi dedim? Kardelen yapan deyince pazardan pek yoktu ama yarım kilo kivi aldım. Yarım kilo çilek aldım. Muzu ben biraz böyle çürümüş olacak yani. Öyle daha çok seviyorum. Bu da öyle mi almışım ben onu? Şunu mu doğraya verim? Onu bir tabağa koy da. Yiyiveriz onu. Evet. Olmaz. Çünkü zebil edecek zamanı. Her şeyden fiyatı yüksek. Ben aklıma gelmedi. Demin şeyden çatıdan alır gelirken yumuşağına gittim bir düzellikle. Kardelen'den hemen sofraya topladık. Kardeşim dediği de düşüncesi de mantıklıydı. Şimdi anne Nazan'a bu içeride olacak dedi. Biz de dedi burada mutfakta olacağız en iyisi. Yapam hazır olsun. Emsininkini koyup da gelecek. Kardeşim
Bir daha muz alayım gelelim ki yukarıdan. Ben yumuşakları almış gelmişim. Tamam ya, bir şey olmaz. Doğrayayım mı? O çok şey değil. Şurasını gibi doğrayayım dur. Aa, o da çokmuş. Ben onu az salmıştım da. Ben akla gelmedi. Onları hep yumuşağına getirdim. Tamam. Şimdi başka meyveye geçelim istersen. Şunu sonra yine boş zamanda ben hemen doğrarım ondan. Şöyle şöyle. Bence de böyle uzun uzun doğrandığında daha güzel görünüyor. Bunda yemediniz mi bugün? Vallahi bir yandan böyle arkadaşı, çevresi gerçekten çok güzel. Tamam bizler bizim gençliğimizde bu kadar değildi. Gidilmiyordu, dışa fazla çıkılmıyordu da. Hatta eşim sabahleyin mi dedi, baban akşamleyin dedi. Peran sen nerelere gidiyordun böyle oturmaya dedi de. Nereye gideceğiz? Ben dedim ne var bizim dedim. Kardelen lise arkadaşıymış, ilkokul arkadaşıymış, üniversite arkadaşı evet derken maşallah aynen güzel geziyor hesabı. Onun yanı sırada ben de almaya gittim. Altındaş'a gittik geldik manasında. Ama hiç Altındaş'a da arabayı sürmediydim yani. Altındaş demişken Kütahyalı'da da o tarafı zannetmesin bakalım Altındaş diye. Şimdi bir tane yumurtamız. Ondan sonra şöyle yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sütümüz, bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu, 1,5 su bardağı da unumuz var. Onu da şuraya alalım. Vallahi akla gelmiyor, mikseri almıyoruz. Şimdi ben şunu şöyle çırpayım. Ondan sonra yağını, sütünü ilave ederiz. Şimdi bütün malzemeyi kattım. Şimdi elimin kuvvetinden bunu hızlıca karıştırmaya çalışıyorum. Ama alışmışız bazen hazıra. Kardeşim bulaşıklarım bakıyor. Evet inanır mısın, bir gözümle ona baktım. Ama neyse kayırmıyorum ya. Makine boş, hemen döşerim ben onları da. Kıvam güzel oldu ama. İnşallah şekeri erimiştir. Yumurtası da zaten karışıldı, çırpıldı. Bu kadarlık yeterli. Benden bu kadar. Şu malzememizi şuraya kenara boyayalım. Dur anne be. Ah. Pardon, biz bunu zamandır etmiyorduk. Bu sıfıra geçeceğiz. Değil mi? Şu an açık zaten o. Öyle mi? Aynen. Onun nasıl bir şey olur? Aynen yanıyor. Piştikten sonra yeşile atıyor kendini. Öyle olması lazım. Bir çikolatayı gösterecektim sizlere. Sonradan biraz daha çikolata ilave ettik vardı. İyi ki de varmış. Çünkü eriyince çok az bir şey kalmıştı. Dur. Tabakları hangisinleri yapacağız? Şunları yapıveriz. Sizlere bir tane yapıp göstereceğiz. Sizlere de sıkmak istemiyoruz. Kızım ki bu. Bakalım. Kaldır. Kızmış. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya şunu koyacağım ben. Şöyle göze alsın şu tabaklar, renkli yapalım. O ne? Demlik, onu da götüreyim artık içeriye. Daha yeşile atmadı. Bu arada 2 dakika falan geçti koyala. Ama ben merak ediyorum ne olan olsun. Benim zaten böyle meraklı hareketlerim vardır. Hafiften kaldırıyorum, daha pişmemiş. Yapışmış mı bu zor? Yapışık bir şey. Yok. Yağlanıyor muydu bunun içi? Hayır, yağlanmıyordu. He? Hayır, yağlanmıyordu. Sürmüyor muyduk ya biz bunu? Hayır. Hayır hayır. Öyle bir şey yok da. Tam olarak daha pişmediği için şu an yapışmış tabii ki. Şimdi kendine yeşili attı. Evet, annem kaldıracak. Aha. Ben dedim sana. Ben kaldırdığım için mi oluyor? Ben bu kadar da kaldırmadım. Bunda bir şey var dedim ben sana. Kardelen. Ama güzel pişirmiş. Neden böyle oldu ki?
Zaten bir şey özendiğimiz zaman böyle durumlar olabiliyor. Ya ben sana bozarak niye aldın? Enekçe. Üstüne kapardım, onu ben yerdim. Bir şey olmazdı. İyi tamam, düzeltiveriz, o bir şey olmaz. Yağlamayacağız mı biz bunu şimdi? Hayır, yağlama yok. Hani eminim kaç defa yaptık sonuçta. O zaman dursun. Yağlasak hatırlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Neden oldu böyle bu? Evet. Ben diğer odaya gitmiştim. Annem çıkarmış, çikolatayı da sürmüş. Tam zamanında gelmişim. Sizlere hemen süslemeyi göstermiş olacağım. Şimdi Azlan abla da geldi. Vallahi bunu Beren ağrı süsledim, nasıl oldu çözemedim ben bunu. Buraya da bence koymana gerek yok. Çünkü ortalara da şey koyacaksın ya. Söyleyemedim. Kivi'den. Gayet güzel oldu. Dişim yanında. Yeni koydurmuştun anne. Aa, o da olmuş. O dur, onu da alacağım. Dur ben şu tarafa tabağa koyverim de. Hemen bak. Bunlar çok harika oldu. Şöyle yapalım. Hemen sen bunu yap. İçeri geç. Ha. Ben de onu babaannemle götüreyim. Sonra olmalı tekrardan yaparız artık. Yenilecek olursa tabii ki. Ne içelim ben? Çikolata son olarak. Güzel oldu değil mi? Hani şeklini de iyi verdin. İşte çareler tükenmez diyorum ya. Evet, artık burada da videomuzu sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.